Donanım Haber'den herkese selam, beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Asus'un geliştirmiş olduğu Vivobook K513 model bilgisayarına yakından bakıyoruz. Bakalım bu bilgisayar bizlere neler sunacak. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Üründe iki farklı malzeme yapısı kullanılmış. Ürünün kapağının, yani ürünün ekranı olduğu çerçeve kısmında alüminyum malzeme kullanılmış. Ama geri kalan kısmı, yani aşağı indiğimiz zaman plastik malzemeyle karşılaşıyoruz. Buradaki hissiyatımız keşke bu taraflara devam etseymiş. Genel olarak ekranla devam etmek istiyorum. Ekranımızın sağ ve sol çerçeveleri oldukça ince. Üst ve alt çerçeveler biraz daha kalın bir yapıda. Çünkü ek olarak yukarıya baktığımız zaman ürünün kamerasını görüyoruz ki birazdan kamera detaylarına sizlerle beraber yakından bakmış olacağız. Ekrandan sonra aşağı iniyorum. Numerik tuşlara sahip olan bir klavyeyi burada görüyoruz. Yazı yazması oldukça keyifli ve tuşlar switchlere oldukça yakın. Yani bastığınız zaman o kısımdaki yükseklik çok fazla değil. Yazı yazarken bu sayede hızlı bir şekilde yazım yapabilirsiniz. Çok fazla ses çıkardığı da söylenmez. Yani kütüphane gibi ortamlarda da rahat rahat bu ürünün klavyesiyle beraber istediğiniz şekilde yazı yazabilirsiniz. Klavyede dikkat çeken bir nokta var. Nedir bu nokta? Enter butonun çerçevesine baktığımız zaman neon sarısı diye adlandırabileceğimiz bir renkle karşılaşıyoruz. Genel bütünden bakıldığında gerçekten çok fazla dikkat çektiğini söyleyebilirim. Ve son olarak bu klavyemizde maalesef arkadan aydınlatma desteği bulunmuyor. Klavyeden sonra touchpad kısmına değinmek istiyorum. Burası biraz daha minimal tutulmuş. Kullanması oldukça rahat, akıcı bir şekilde kullanım yerine getirebiliyorsunuz. Genel kullanım sırasında bence sizlere ilk bir mouse takayım da mouse'la beraber kullanım hissiyatını vermeyecektir. Ama gerekirse, yani böyle işte video kurgu, Photoshop gibi programlara erişmeniz gerekirse bu tarz durumlarda mouse kullanmanız gerekebilir. Son olarak ürünün ağırlığından bahsetmek istiyorum. Ürün 1.7 kilogram. Ağırlığında oldukça hafif ve ince olduğunu söyleyebiliriz. 17.9 metrelik bir kalınlığa sahip kendisi. Yani sırt çantanızı atıp kampüs gibi yerlerde de rahat rahat yanınızda bu bilgisayarı taşıyabilirsiniz. Giriş çıkış portuyla devam etmek gerekirse sol tarafta 2 adet USB 3.2 Type-A portu, sağ tarafta ise güç portu, HDMI 1.4 çıkışı, USB 3.2 Type-A ve Type-C, kulaklık, SD kart okuyucusu konumlandırılmış. SD kart okuyucumuz micro SD kart. Hani o kameralarda kullanılan geniş SD kartlardan değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ürünün genel olarak tasarımsal özellikleri bu şekildeydi. Hissiyatı oldukça başarılı bir modelle karşılaştık tasarımsal tarafta. Peki bu ürünü en fazla ön plana çıkartan noktalardan biri nedir? Ekran özellikleri. Çünkü bu üründe kullanılan ekran OLED bir ekran. OLED ekranı sunmuş olduğu avantajlar da bir hayli fazla. Zaten birazdan bundan bahsetmiş olacağız. Ürünümüzün ekranı 15.6 inç büyüklüğünde, 1920x1080 çözünürlüğünde, yani Full HD çözünürlükte bir ekranla burada karşılaşıyoruz. En fazla parlaklık nit seviyemizde 400 nits. Ve buna ek olarak ürünün ekran tazeleme oranı ise 60 Hz. Zaten bu tarz bir modelden işte 120 Hz, 90 Hz gibi ekran panellerini görmek biraz garip olur. Yani Vivobook biraz daha İş modelleri olarak bizlerin karşısına çıkıyor bildiğiniz üzere. Ve farklı açılardan ekranı rahat rahat görebiliyorsunuz. Yani sağdan soldan burada oluşturacağınız her türlü açıdan ürün ekranı kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ekranımız DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü destekliyor ki bu gerçekten oldukça iyi bir değer. Şöyle Photoshop Premiere Pro gibi, yani renk düzenleme işlemleriyle uğraşıyorsanız bu ürün ekranı sizlere güzel bir şekilde hitap edebilecek. Hatta şimdi isterseniz beraber OLED'in biraz daha yakınlarına, derinlerine inelim. Gerçeğe yakın renkler, yüksek kontrast oranı, siyah başarımı, göz sağlığı gibi konularda OLED kendini kesinlikle ön plana çıkartabiliyor. Medya tüketimi yapmak, yani işte YouTube'da, Netflix'te bir şeyler izlemek, vakit geçirmek gerçekten çok keyifli. Burada OLED'in tam anlamıyla faydalarından yararlanabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer Photoshop veya Premiere Pro gibi programları bu ürünü kullanmak istiyorsanız bu panel sizlere gayet güzel bir şekilde hitap edebilecek, az önce de bahsettiğim gibi. Buna ek olarak bilgisayar başında fazla vakit geçiriyorsanız OLED panelin sunmuş olduğu bazı özellikler de bu üründe karşımıza çıkacak. Mesela ciddi oranda mavi ışığı engellediğini söyleyebiliriz ki bu da işte TÜV tarafından mesela sertifikalanmış bir özellik. Uzun kullanım yaparken göz yorgunluğu dediğimiz şeyin önüne geçilmesini sağlıyor. Son olarak ekranın üzerine konumlandırılmış webcam'den bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere artık son zamanlarda, son bir yıldır bundan bahsediyoruz sürekli. Pandemi nedeniyle çoğu kişi, çoğu iş yeri hala uzaktan çalışmaya devam ediyor. Ve biz de bu tarz ürünleri
Zoom gibi platformlarda kullanmaya devam ediyoruz. Peki bu ürünün kamera performansı bizlere neler sunuyor? Şimdi isterseniz beraber gerçekleşmiş olduğumuz ses ve görüntü testine yakından bakalım. Herkese selam. Şu anda bu video kaydını Asus VivoBook üzerinden kaydediyorum. Cihazın kamerası ve mikrofonları bu şekilde çalışıyor. Ek olarak kamerayı kullanmaya başladığınız zaman kameranın yanında ufak bir ışık yanmaya başlıyor. Bu da kameranın kullanıldığını bizlere gösteriyor. Ve geldik yavaştan bu bilgisayarın güç aldığı donanımlara yakından bakmaya. Burada karşımıza Intel'in geliştirmiş olduğu Core i5-1135G7 işlemcisi çıkıyor. 10 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemcinin Bisco 9'u 2.4 GHz, Bisco 9'u ise 4.2 GHz. İlk olarak işlemcimiz 28 Watt TDP değerine sahip. Bilgisayar konumu hakkında konuşmak gerekirse genel olarak bizlere güzel bir deneyim sunacaktır. Güncel bir işlemci kendisi, yani Superfin teknolojisiyle beraber üretilmiş bir işlemci. Premiere Pro, Photoshop gibi uygulamaları rahatça kullanabiliyorsunuz. Tabi projenin durumuna göre burada değişiklikler de yaşanabilir. İlk olarak biz bu işlemciyle beraber Cinebench testi de yaptık. Ürünün işlemcisinin tekli çekirdek ve çoklu çekirdek skorlarını sizler şu an ekranda detay olarak görüyor olacaksınız. Farklı bilgisayarlarla kıyaslamak isterseniz bu ürünü bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Peki ekran kartı tarafında neyi göreceğiz? Nvidia'nın geliştirmiş olduğu MX330 ekran kartını burada görüyoruz. Kendisi 2 GB GDDR5 bellekleri sahip harici bir ekran kartı. Şimdi diyebilirsiniz ki Enes, MX330 harici bir ekran kartı ama işlemcinin kendi içerisinde Intel Iris entegre grafik birimi var. Kıyaslandığı zaman hangisi daha ön planda? Burada MX330'un gerçekten biraz daha önde olduğunu görebiliyoruz. Oyun performansına bakacak olursak burada bazı oyunlara denk gittikleri oluyor. Ancak genel olarak burada MX330 20 FPS, 15-20 FPS civarında ön planda tutuyor kendisini. Yani bu ürünle beraber canınız sıkıldığı zaman CSGO, Valorant, LoL gibi oyunları rahatça oynayabilirsiniz. Yapacağınız özelleştirme ayarlarıyla beraber. Ve sıra geldi RAM tarafına. Üründe 8 GB büyüklüğünde bir RAM yer alıyor. RAM genel kullanım için bizlere yeterli olacaktır. Ancak istediğiniz zaman maalesef ürünün RAM kapasitesini yükseltemiyorsunuz. En fazla 8 GB'ye kadar kendisi RAM destekliyor. Depolama tarafıyla devam edelim. Ürün içerisinde Intel marka 512 GB büyüklüğünde NVMe PCI Express 3.0 bir SSD konumlandırılmış. Sizler şu an ekranda SSD'nin okuma yazma hız değerlerini görüyor olacaksınız. Genel kullanımda hızlı bir deneyim sunacaktır. Tarayıcı arasında geçiş yaparken programlardan çıkıp masa üstüne döndüğünüz zaman bu ürünün hızını hissedebiliyorsunuz ki ürünü kapatıp açtığınız zaman da hızlı bir şekilde açıldığını söyleyebilmek mümkün. Şimdi sıra hoparlöre geldi. Burada Harman Kardon tarafından geliştirilmiş bir hoparlör dizilimiyle karşılaşıyoruz. Ses yüksekliğine baktığımız zaman ortalama düzeylerde diyebiliriz. Yani gayet yeterli bir deneyim bizlere sunuyor. Sizler daha yoğunluklu basları az da olsa hissedebiliyorsunuz. Aslında şöyle bir durum da var. Bu tarz modeller zaten bizim alışkın olduğumuz bir ses deneyimini bizlere sunuyor. Harman Kardon yardımıyla beraber de burada biraz daha iyi bir performans ortaya çıkmış. Şimdi isterseniz beraber gerçekleştirmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un geliştirmiş olduğu VivoBook K513 model bilgisayarına yakından bakmış olduk. Şık tasarımı, kaliteli OLED ekranıyla beraber ön plana çıkan bu ürün bence tercih edebilecek bir ürün olmuş. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.